Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetin Kayla Yerel Vizyon Programı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Türkiye son dönemin en felaket senaryosu ile karşılaştı. 6 Şubat'ta merkez üstü Kahraman Maraş olan 7.7 ve 7.6'lık çifte depremin yaralarını sarmaya çalışan ülke 20 Şubat'ta bu kez Hatay'da meydana gelen 6.2 ve 5.8 şiddetindeki depremle kabusu bir kez daha yaşamış olduk. Hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini aştı. Cumhuriyet tarihinin en ağır bilançosunun sınavını veriyoruz. Şimdi ise ufuktaki İstanbul depremi daha yüksek sesle konuşur hale geldi. Depremden en çok etkilenecek olan iller arasında ilk sıralarda yer alan Bursa'da binalarımız ne kadar sağlam, yapılarımız ne kadar dayanıklı. İşte bunu bugün çok değerli bir konum, stüdyo konumuz olan İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Önceki Dönem Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Al Bayrak'tan değerlendirmeleri, değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Değerli Başkan öncelikle zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için ben de. Aynı zamanda sizlere de sabırlar diliyorum. Şahsınızın iki yakınlığını kaybetmişsiniz siz de. Allah mekanlarını cennet etsin. Bütün depremde kaybettiklerimizin mekanları cennet olsun. Üzgünüz evet. Amin. Yani e, gerçekten ülke olarak bugüne kadar yaşadığımız tablolar birbirine benzer ama büyüklük itibariyle asrın felaketi ülkemiz açısından diyebiliriz. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Nereye yeteceğimizi açıkçası e, henüz daha bilemedik. Zorlu bir süreç. Üstesinden geleceğiz. Yani evet. Bu anlamda... Evet bu ülke, bu toplum bundan çok daha zorlu süreçlerin üstesinden geldi ama buradan bizim çıkartacağımız dersler var. Acaba o dersleri çıkartabilecek miyiz? İşte orası bizim için bir muamma. Evet. Değerli Başkanım, yani programın akışı sizin vereceğiniz bilgiler açısından önem arz ettiği için öncelikle evet. sizi tanımak isteriz. Ondan sonra arzu ederseniz sorulara geçeriz. Ben 1984 Yıldız Üniversitesi mezunu bir inşaat mühendisiyim. Hep serbest çalıştım. Hiç memuriyet Hı. hayatım olmadı. Hiç maaşlı, emekli maaşı dışında maaşlı çalışmışlığım da yoktur. İnsanların içinde olduk, toplumun içinde olduk. Projeler ürettik, yaptığımız projeler hayata geçirildi. Ee, kızım inşaat mühendisi, oğlum mimar. Yani bu mesleği aslında severek gönül vermiş ve e, icra etmiş bir e, kişiyim. Ancak tabii bir, resmin bütününe baktığımızda inşaat mühendisliği açısından biraz sıkıntılarımızın olduğu da yatsınamaz. Evet. E, yani ben e, Marmara depremini çok yoğun olarak yaşadık, yaşayan bir kişiyiz. E, o gün İnşaat mühendisleri odası Bursa Şubesi olarak 17 Ağustos, 18 Ağustos o günlerde işte Körfez'e depremin e, yarattığı travmayı izlemek için gidip oralarda çalışan, izleyen, gören birisiyim. Korkunç bir tabloydu. Aynı tablo daha fazlasıyla bugün önümüzde. Yani aradan 24 yıl zaman geçmiş ama tabloda çok fazla değişen bir şey yok maalesef. Buna üzülüyoruz. Bu 24 yıl içerisinde biz inşaat mühendisleri olarak, çok şeyler söyledik. Ben 6 dönem şube başkanlığını yürüttüğüm süre boyunca da bu konuyla ilgili çok şeyler söyledik. Her 17 Ağustos'ta biz bir basın metni hazırlayıp kamuoyuyla paylaşırız. Siz değerli basın mensupları aracılığınızda Zaman zaman paneller düzenleriz. Bu konuları e, gündemde tutmak için, unutulmaması için... Bizim işte deprem gerçeği var. Binalarımızda ciddi anlamda risk var. Bunlar unutulmasın diye her 17 Ağustos'ta biz inşaat mühendisleri ve işte geçmiş dönemlerde de oda olarak kamuoyuna hep verilmesi gereken mesajları aslında hep verdik. Meslek grubu olarak ilk etapta bizim yapabileceklerimiz bunlardır. Ancak Artık işin şekli değişti. Bundan sonraki süreçte 17 Ağustos ve 6 Şubat olarak altına bir satır daha ekleyerek bu mesajlar verilmeli. Bu depremden çok dersler çıkartmamız lazım. Geçmişte çıkartamadık. Evet. Yeteri kadar çıkartamadık. Tabii aldığımız bir sürü ders var işte. Ben 17 Ağustos'un akabinden ülke olarak çok köklü değişiklikler olduğunu biliyorum. Yakından da takip et eden birisiyim ee, işte yeni bir e, sisteme geçiş yaptık yapı denetim sistemi hayatımıza girdi deprem yönetmeliklerinde bazı şartlar çok daha e, binaların dayanıklı olmasını sağlayacak yönde değiştirildi e, yani çok köklü değişiklikler evet. oldu ancak geldiğimiz bu nokta itibariyle e, bizim Yeni yapılan binalarda belki değil ama mevcut yapı stokumuzda riskler aynen devam, devam ediyor. Şimdi değerli başkanım, tabii bir felaket geldiğinde bu deprem olur, sel olur, maden faciası olur. Adeta bunu bir daha unutmayıp buradan ciddi dersler çıkaracağız diye. Evet. Ama bir bakıyorsun 3 ay sonra her şey unutuluyor. Ancak işte yıl dönümü geldiğinde bir gündeme geliyor. 17 Ağustos'u biz de burada ee, gene program yaptık ee, Teknik Üniversitesi'nin çok değerli rektör yardımcısı Beyhan Hoca. Evet. Bu konuda iyi çalışıyor. Ee, biz de yaptık, biz de hatırlıyoruz. Sizin gibi odalar hassas olan herkes gündeme getiriyor. Ancak bu çıkan 11 ili kapsayan, neredeyse bir ülke, birçok ülkeden daha büyük daha olan büyük bir, bir mesafe. Ee, siz Gölcük Depremi'ni söylediniz. Gölcük Depremi yaşandığında ben de buradaydım. Şimdi İnegöl, Bursa sabah ezandan sonra ekmeğini, suyunu, bataniyesini alıp gitti. Bir saat sonra oradaydı. Durumu görünce bir daha gitti. İnsanlara haber verdi. Yakın Bu, olmanın, olmanın tabii avantajı çok ve sonra. zengin bölgenin avantajı vardı. Yani. Tek bölge olmanın avantajı vardı. Buradan yola çıktı. Yolların durumu da tabii baktığında iki gün sonra varabildi. Ama evet. burada şunu gördük. Devlet, millet... İşte yurt dışına bizim geçmişte ta Osmanlı'dan köklerimizden kaynaklanan o hayırsever, yardımsever dediğimiz işte pandemide yaptığımız yardımların aslında hepsinin karşılığını gördük ve el ele geldik. Yani hakikaten ciddi bir dayanışma oldu. Tabii ki gönül istiyor ki o ciddi dayanışmayı deprem olmadan yapabilsek, sarılabilsek. Şimdi bazen düşünüyorum hocam hiçbir şey olmazsa bu 43 bin kişiyi aşan, kaça rakam varacak bilmiyorum. Karşımıza çıksa, hesap sorsa biz nasıl cevap veririz? Ee, i̇zin verirseniz ben 17 Ağustos 2017, evet. yani 17 Ağustos depreminin 17. yılında şöyle bir basın metnimizden bir paragraf okumak istiyorum sizlere. Buyurun. Deprem sonrası ortaya çıkan zararları ve can kayıplarını azaltmak için can siparihine arama kurtarma çalışmalarımız oldu. Adeta yeni kahramanlıklar ve kahramanlar ortaya çıktı. Bu çalışmalar toplum olarak içimizdeki birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bir göstergesidir ve çok önemlidir. Ancak sadece yara sarma anlayışıyla hareket etmek sorunun ana kaynağını ortadan kaldırmıyor demişiz. Sorunu sorun olmaktan çıkartacak çözüm depremden önce, deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde saklıdır demişiz. Deprem öncesi alınacak önlemler deprem riskinin azaltılmasıyla ancak mümkün olur demişiz. Yani e, tabii bunun gibi belki sayfalarca evet. dolusu e, kamuoyuyla paylaştığımız düşüncelerimiz var. Şimdi depremle baş etmek ayrı bir, çok önemli bir problem. Ancak bu çalışmalar, yani biz işte enkazlarımızı kaldıracağız, kaldırdık, yaralarımızı sardık, tamam bitti değil. Depreme hazırlık hayatın her anında, her zamanında süre gelen bir çalışmalar bütünüdür. Evdeyken, arabadayken, fabrikadayken, burada program yaparken insanlar... Deprem karşısında nasıl davranacaklarını mutlak surette hafızalarına kazınmaları, kazınmaları gerekiyor. Depremin olacağını unutmamamız gerekiyor ki depreme dayanıklı evleri hedefleyelim ve oralarda yaşamaya gayret edelim. Şimdi biz tabi balık hafızalı bir toplum olduğumuz söylenir. Unutuyoruz. Belki 6 ay sonra yani yakınlarını kaybedenlerin elbette unutmaları mümkün olmayacak ama Toplum olarak birçok şeyi unutacağız belki. O depreme dayanıksız olan, ülkemizin her tarafında var olan yapı stoku gene varlığını sürdürecek. Hı. Tıpkı işte Bursa'da olduğu gibi. E, Bursa ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Eğer vakit olursa onlara değinmek isterim. Marzu Bu... Özersen, hatta Bursa ile başlayalım. Şimdi e, en çok bugünlerde konuşulan şu, bir arabamızın, belli dönemlerde işte ticari ve hususi olmak üzere yıllar ayrılıyor. Kiminde bir evet. yıl, kiminde üç yıl, iki yıl neyse yanlış söylemeyeyim. Bunu muayene ederiz. Ona göre gerekli tedbir alırız. Bunu neden inşaatta, evde, konutta yapmayız diye çokça konuşuldu başkanım. Neden yapılmalı? İşte maalesef kolon kesiyorlar. Maalesef başka şeyler yapıyorlar. İşte binanın strateğini bozuyor. İşte birisi mutfağı değiştireyim derken bir tarafa yükleniyor, öbürü bir tarafa. Çünkü inşaatta da bir bütünlük önemli. Bu anlamda şeyle başlayalım istersen başkanım. Bursa depreme ne kadar hazırla başlayalım arzu edersen. Yani e, dilimizde planseng evet. etti bu. Şimdi depreme hazırlık 3 aşamalı. Evet. Biz bunu böyle ad Depremi önleyemeyeceğimize göre depreme hazır olmamız lazım. Şimdi bunun birinci aşaması depremden önce yapılması gereken işte biraz önce bir paragraf okuduğumda burada sorunun temel kaynağını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Ve çok önemlidir. Burada yapacağımız çalışmalar bizim deprem anında ve depremden sonraki yapacağımız çalışmaları minimize edecektir. Nedir bu çalışmalar? Nedir? Herkes her yerel idare ve merkezi idare ...destekleyerek bulunduğu ildeki eski yapı stokunu mutlaka elden geçirmesi lazım. Depreme dayanıksız olanların ya yıkılması veya depreme dayanıklı hale, hale getirilmesi getirmek. lazım. Depremden önce bu çalışmaları biz ne kadar çok yaparsak, hatta tamamlayabilirsek... ...çok zor çalışmadır bunlar. Ancak e, hiçbir zorluk insan hayatının karşılığı değildir elbette... Bu çalışmaları biz ne kadar hızlı yapabilirsek depreme o kadar hazır olmuş olacağız. Şimdi tam da burada işte Bursa ile ilgili konuyu gündeme getirdiniz. Biraz açıklamaya gayret edeyim. 17 Ağustos Körfez depreminden sonra biz oturduk. O zamanki İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulları olarak ve ilgili komisyonları olarak mevcut yapı stokumuzla ilgili neler yapabiliriz'i konuştuk. Belediyelerimizle oturduk, karşılıklı toplantılar yaptık ve en sonunda dedik ki biz Bursa'daki mevcut yapı stokunun çok hızlı bir değerlendirme teknikleri kullanarak elden geçirelim. Sayın Çetinkaya, depremlerde, bugüne kadar olay gelen depremlerde evet. istatistik sonuçlar bunlar. Bunu ben her platformda söylemeye gayret ediyorum. Depremlerde bizim bütün binalarımız akordeon gibi üst üste göçmüyor. Biz eğer şehrimizde bulunan yapıları hızlı bir şekilde elden geçirebilirsek ve bu akordiyon gibi üst üste çöken ve can kayıplarına sebep olan binaları bulabilirsek ki bulabiliriz. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle bilimsel olarak bununla ilgili yeteri kadar bilgimiz, donanımız, alet edevatımız ve teknik personelimiz, teknik çalışanımız var. Bulabilirsek Bunları bertaraf edebiliriz. İşte depremden önce yapılması gereken çok ciddi bir çalışmadır. Deprem olduğunda veya depremden sonraki çalışmalarda daha az ve kötü tabloyla karşılaşırız. İşte bu çalışmalar bugüne kadar Bursa'mızda maalesef yapılamadı. Peki yapılsa hocam ne kadar zamanda mevcudu aç çok ekibi, çalışmayı, malzemeyi, Biliyorsunuz yani ne kadar zamanda bitiririz? Yani başlamak için yarısıdır gerçi de. Şimdi e, 99 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. O zaman başlamış olsaydık yani inşaat mühendisleri odasını o zaman e, muhatap alıp tamam başlayalım demiş olsaydı yerel yöneticilerimiz bugün belki de hepsi bitirilmişti ve Bursa'da biraz daha rahat olabilecektik. 24 yıl geçti. Yapı stokumuz aynen duruyor. Bu binalarda insanlarımız oturmaya devam ediyor. Ee, yarın Bursa'da olabilecek bir depremde tablo nasıl olur? Belki oradaki kadar kötü olmaz ama aynı tabloyla korkarım ki Hı. karşılaşma durumumuz var. Ee, bir diğer taraftan baktığımız zaman deprem yani biz binaları konuşuyoruz ama şehrimizdeki yapıların da %50'si Hı. mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılardan oluşuyor. Dolayısıyla yapacak çok işimiz evet. var. Ama kaybedecek zamanımız tamam. yok. Aracılığınızla bir kez daha söylüyorum. Bu deprem belki de işte tam da bu anlamda milat olacak. Bütün şehirler depreme hazırlık anlamında bu mevcut yapı stokunu ve can kayıplarına sebep olabilecek yapıları bulup ortaya çıkarıp ya güçlendirecek Hı. ya dönüştürecek. Evet. Bu buna vesile olur e, diye umuyorum. Peki hocam yaklaşık bir zaman verebilir misiniz? Bugün bismillah dedik yarın bir karar çıktı. Bu, bunun, bunun için... E, bunun için de e, üniversitesi, bun... odası, özeli, denetimi neyse hepsi dahil. 5 sene sürsün. 5 sene sürsün. 5 sene sürsün, 4 sene sürsün önemli değil. Evet. Bakın deprem belki 6 yıl sonra olacak ve biz bu 5 senede yapacağımız çalışmayla Bursa olarak söylüyorum depreme hazırlıklı olmuş olacağız büyük ölçüde hazırlıklı olmuş olacağız. Elbette binaların %100'ünü biz elden geçirsek bile aradan kaçırdığımızda olabilir. Evet. Sorun değil ama 6 sene sonra olma ihtimali olan bir depreme hazır olmuş olacağız. Ama bunun için ciddi bir irade gerekiyor. Bu konuda biz geçmiş dönemlerde tabi Bursa'mızın kıymetli milletvekillerine de bu anlamda görüşlerimizi yapılması gerekenleri de hep hem yazılı hem sözlü olarak da iletmiştik. Bu konuda her nedense biraz e, yerel yöneticilerimiz e, yani adım atmakta imtina ediyorlar. İşte vatandaşımız evinin depreme dayanıksız olduğunu bilmek istemiyor. Biz bununla da karşılaştık. İşte 99 depreminden evet. sonra Yıldırım Belediyesi ile ortak bir protokolümüz olmuştu. Biz aslında bu çalışmayı bu hızlı değerlendirme tekniğini kullanarak bina yamateri çalışmasına başlamıştık ancak vatandaşlarımız depreme dayanıklı evinin depreme dayanıklı olduğunu olmadığını kabullenmek istemiyor. Hele bunu resmî teşhih dökmek istemiyor. Evet, boşaltması lazım çünkü. Herkes hap peşinde. Herkes şunu bekliyor inşaat mühendislerinden. Senin evin depreme dayanır söz olarak. Evet. Evinin içerisine girip işte bir kolonundan beton numunesi alınsın da istemiyor. Binasının değeri düşer diye veya Başka bir takım çalışmalar yapılsın da istemiyor. Herkes hap bilgiler peşinde. Herkes iyi şeyi duymak istiyor. Evet. Ama maalesef deprem olduğu an zaman işte tablomuzda bundan çok farklı olmuyor. Hocam televizyonda görmüşsünüzdür. 2 milyon dolar bir evin içinde çıktı çuvala. Canlı para. Gene bir evde bir tencerede 150 bin dolar çıktı. Tencerede. Tencerede. Onun gibi bir sürü altınlar, paralar. Şimdi o paranın ne kıymeti kaldı o insanlar? 2 milyon ciddi bir rakam hani 2 milyon dolar. Belki oturduğu ev onun dörtte bir fiyataydı. Yani sahibi bulundu bulunmadı onu da bilmiyorum. Para kaldı ama kişi aile yok olduysa. Ne hı, önemi var? Param? Bir önemi yok hocam. Şimdi bu, bu kavramı şöyle ben e, izninizle dile getirmeye çalışayım. 41 binden fazla sayı olarak tabii her biri 43 birer can. Evet. 43.000'i geçmiş. Her biri birer can. Ben rakam olarak adetme dilim varmıyor. Onların yanında bir de ülke olarak bu bölgemizin kalkınması için harcayacağımız para yaklaşık olarak 80 milyar dolar. Korkunç yüksek rakamla bir e, yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi biz 99 depreminin sonra bu rakamın onda birini biz bu bölgeye harcamış olsaydık belki de bu tablo hiç ortaya çıkmayacaktı. Veya çok minimize seviyede bu depremi atlatıyor evet. olacaktı. Dolayısıyla bunu bu gözle bakmak lazım. Aynı durum işte olası bir Marmara depreminde yaşanabilir. Buna önlem almamız lazım. E şimdi Kuzey Anadolu fay hattı işte gelip Çınarcık açıklarına kadar kırıldı. 17 Ağustos'ta üreteceği depremi üretti. Stres o uçta birikti. İşte o Çınarcık açıklarından itibaren Tekirdağ açıklarına kadar kırılacağını söylüyor yer bilimcilerimiz. Evet. Tarih olarak da kimisi 7 yıl diyor, kimisi 30 yıl diyor. Bakın 7 yılda, 30 yılda çok çabuk Geçiyoruz. geçiyor. Biz okuldan mezun olalı 40 yıl olmuş. Dolayısıyla ama biz, ama bizden sonraki kuşak bu depremle yüzleşecek. Evet. Ya biz, ya bizim çocuklarımız. Onun için adımlarımızı çok doğru atmamız lazım. Zor bir çalışma. Ama canlar yitirmeden Yitirmedim. bu adımın atılması bizi birçok çok daha derin travmalardan koruyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hocam en son Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı... Ee, tamamen bu iş üzerinde konuşuldu. Ortaya çıkan bir tane kalem de şu. Fay hatları üzerinde eğer bir imar, bir plan varsa da bunlar iptal edilecek. Ee, bu çok yanlış bir yaklaşım. Evet. Gerekçelerini e, sıralayabilirim. Şimdi e, tabi bu depremde iki kavram bizim e, hayatımıza girdi tekrar. Hani hap bilgi, hap Hı. tedbirler istiyor ya insanlarımız. İki kavram var. Birincisi fayatlarını planlara işleyelim, depreme hazır olalım. İkincisi her binanın altına sismik izolatör koyalım, koyalım. depreme hazır olalım. İkisi de değil. İkisi Yeterli de değil. değil. Şimdi fayatlarını planlara işleyelim. Zaten yani bizim e, şu anda yaşadığımız felaketin fayatını bana birisi çizebilir mi? Çizebilir misiniz? Şimdi yani fay işte yukarıda Karlova'dan başlamış, aşağıya doğru inmiş. işte Malatya, Elazığ oradan geçmiş, Maraş'ta kırılmış. Sonra dönmüş Adıyaman'a gitmiş. 400 kilometre ötede Diyarbakır'a uğramış. Sonra Urfa'ya gelmiş. Ondan sonra Hatay'a doğru devam etmiş. Yok böyle bir fay hattı. Ya, yani fay hattını planlara işlemek kendimizi kandırmaktır. Biz fayların nerede olduklarını, ne ölçüde deprem ürettiklerini araştırmamız lazım. Zaten yer bilimci hocalarımız da bunu araştırıyorlar. Ki biz oradan alacağımız bilgiler ışığında üstteki yapılarımızı doğru projelendirebilelim. E şimdi e, yani işte Bakın ülkemizin Burada da var hocam. Aynı zamanda ekranlara da geliyor Bursa'nın diri evet. fay haritası. Evet. Bursa'nın değil ben Türkiye'nin. Türkiye'nin de bu, orada ben var. Ben Böyle evet. ekrana çevireyim. Bakın. Hocam bir de şunu bak göstereyim. 3 yıl önce şu tabloyu biz konuştuk. 3 yıl önce. Evet. Orada bakın Maraş var hocam. Antakya da var. Yani, e yani bu bu depre... iller bilinmeyen, konuşulmayan yerler bilin... evet. değildi. Üç yıl önce ben programda konuştum illerden evet. bahsediyorum. Aynen böyledir. Şimdi fiyatları bakın ben eğer izin verirseniz bir jeoloji mühendisi hocam kısa kısa gidersek evet, bir o jeoloji zaman, mühendisi evet. hocamızın evet. bu konudaki çok uzun yazdığı bilgilerden bir iki tanesini okuyayım. Diyor ki bu Ramazan Demirtaş doktor jeoloji yüksek mühendisi çok değerli fikirleri var diyor ki. Mesela imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt ve mikro bölgeleme genelgesi kapsamında yapılan 1 bölü 250 bin ölçekli haritadan 1 bölü 1000 veya 1 bölü 5000 ölçekli imar paftalarına faylar çizgi olarak aktarılamaz diyor. Evet. Bunun gibi daha birçok şey var ama fay bazen hiç yer üstünde varlığını, izini göstermez. Aşağıda kırık olur. Veya fay bir çizgi gibi değil. Yer üstündeki yansımasının nereden olacağını bilemezsiniz. E şimdi fay hattını işlediniz. Fay hattının üzerini temizlediniz. İşte e, 300 metre, 500 metre. Şimdi Sayın Çetinkaya soruyorum size. Önünüzde 500 metre ileride bir fay har var çizgi halinde. Evet. 500 metre geride sizin eviniz var. Oturmak ister misiniz? Ya bu, yani bu insanların e, e, travma yaratır. Bunun yerine depreme dayanıklı evde oturuyorsanız, biliyorsanız ki benim evim deprem olsa da yıkılmayacak, başıma göçmeyecek rahat edersiniz. Fayın biz, etkisi Biz büyük değil konuşarak, mi konuşarak biz fayın etkisi, fayın üzerinde çok fazla da 500 metre yakınında daha mı az? Asla değil. Aynı Hı. etki orada da var. İşte gördük bu depremde. Yani fay kırığı e, Hatay'a kadar tam olarak gitmemiş olsa da Hatay'da çok büyük yıkıma sebebi oldu. Sebebi de zemindir. Zemin. Zeminle ilgili sıkıntılardır. Alüvyon tabakalar üzerinde. O yolların yarılması. Biz, e, belki bina, yaptığımız binalar deprem yüklerini çok daha fazla aldıkları için bu kadar çok büyük ölçüde Hı. hasar gördü. Dolayısıyla fay konuşmayla bir yere varamayacağız. Biz fayları konuşarak Depreme dayanıksız olan yapı stokumu gözden kaçırıyoruz. Yok şunu söyleyeyim hocam. Önce doğru zemin sonra mutlaka sizin inşaat mühendisinden, müteahhitinden, denetimcisinden, elektrikçisinden çözüm ortağı evet. kaç kişi ise, kimlerse yoksa tek başına yapılacak ya da bir kişi suçlanacak olayla bu işin içinden çıkılmıyor. Çıkamayız. Aynen, ifade ettiğiniz gibi. Bu bir sistem. Bu sistemin halkaları. Bunu da böyle ifade ediyorum ben. Aynı şeyler. Yani yeni bir şey söyleyemiyorum belki ama problemlerimiz aynı düzelmiyor ki yenisini söyleyelim bir sistemdir. Bu sistemin içerisinden bir halka bozuk olduğu zaman sistemin bütünü çöp oluyor. Yani işini yapmayan bir yapı devletim varsa yapılan bina problem. Doğru proje yapılmamışsa yapılan bina problem. Müteahhiti çalmışsa bir problem. Doğru yer seçimi yapılmamışsa problem. Binanın yapıldığı yeri doğru etüt etmemişsek ki çok önemlidir. Bu depremde biz çokça bunu gördük. Yani bu ciddi anlamda ova yapıda olduğu için o bölge zeminle ilgili binalara gelen deprem yükleri belki çok daha fazla deprem imelerinden de zaten bunu görüyoruz. E, o da bir problem. Her şey bir problem. Toplum olarak şunu öncelememiz kullanıcı lazım. kullanıcı bile bir problem. Doğru tabii, kullanmıyorsa, tabii, kendi kafasına göre değiştiriyorsa, kesiyorsa ya, ya ya kolon kesmek ya bu böyle şey bu 21. yüzyılın Türkiye'sinde bu kadar her şeyi bilmesine rağmen insanlarımızın... artık herkes deprem uzmanı. Yani şu yani. anda televizyonlardan göründüğü kadarıyla, hocaların anlattıkları kadarıyla inanın neredeyse benim e, bilgilerime yakın herkeste bilgi var. Sadece hesap yapmak kısmı eksik. Herkes her şeyi aşağı yukarı biliyor. Bu kadar bilgisi olmasına rağmen kolon kesmek yani e, inanılacak evet. gibi değil. Biz toplum olarak işte binaların manzarasına bakarak, işte doğramasına bakarak, tavanına bakarak, karton piyerine boyasına bakarak değil. Artık bundan sonra herkes binanın taşıyıcı sistemini kim yapmış, doğru mu yapılmış, projeli mi yapılmış, kullanma izni var mı? Bu çok önemlidir. Peki Bakın. başkan hemen burada sorayım. En çok konuşulan sorulardan biri. Ben kullanıcı olarak gittim ruhsatı da var, denetimi de var. Nereden bileceğim hocam? Bir kullanıcı olarak ben güvenmek bak... durumundayız. Bakın sistemim... Ama güvendiler. Bir sistem. yıl önce yapılan bina cennetten köşk dedi. Cehennemi satmış. Bir eksiği vardır onun. Hani halkalardan var, bahsettik anda... ya. Evet. Şimdi bu tabii hukuki araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Ee, yani onun eksiğinin ne olduğu sonucu çıkacak ama başka ona bu sisteme güvenme. Elimizde olan sistem budur. Buna güvenmekten başka çaremiz yok. Çünkü işin bilen tarafı onlar. Yani kimdir? Yerel yönetim. İşte imar durumunu veriyor, ruhsatını veriyor, ruhsatının yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol ederek kesiyor. Projeci doğru proje yapıyor, yapı denetimci denetliyor, müteahhit bu projeler ışığı altında o binayı yapıyor. Bu bir sistemler bütünü. Vatandaşlarımız buna güvenmek durumundalar. Burada bir eksiklik varsa elbette hukuk bunun cezasını verecek. Ama çokça konuşuluyor. Ben buraya gelmeden önce bir takım rakamlar aldım. %99.9 oranında yeni yapılan binalar depreme karşı dayanıklı olmuş. Müferit yıkılan. Türkiye genel için konuşuyorsunuz. O bölge için evet. söylüyorum. O bölgede yıkılan işte 25 bin binada 25 tane yeni bina yıkılmış. Onun da mutlaka bir eksikliği vardır ki yıkıldı. Yoksa yeni yapılan binaların öyle depremde yıkılmaları gibi bir şey söz konusu değil. Yani burada cadı avına başlamaya da gerek yok. E, yapı denetimler işlerini eksik yapan da var. Yani toplumun her kesimde olduğu Kesine, gibi. Edemeyiz. Her, edemeyiz. her 4 -4 kesimde edemeyiz. olduğu gibi. Bursa'da 110 tane yapı denetim var. 110'u da böyle mükemmel bir şekilde işini yapmıyor. Mutlaka işini ama bilerek ama bilmeyerek savsaklayan vardır. Projeciler de öyle. Müteahhitler de öyle. Ama biz bu sisteme güvenmek durumundayız. Bundan başka yolumuz yok. Buna ilave bir takım dersler çıkarıyoruz mu hocam işte. Dedi ki TOKİ evleri yıkılmadı. İşte bunun beton sistemi dediler ki şey sistem. Ne sistemi diyorlar hocam? Tünel kalıp tünel sistemi. Tünel kalıp, kalıp diyor. başka isimleri var. Yani bunlara geçerek daha güvenli maliyet mi çok artıyor başkan yani? E şimdi tünel kalıp sistemi yapılan konutlar biraz daha Mimari açıdan belki e, geometrisi veya dairenin şekli e, belli kalıplar içerisinde yapıldığından dolayı tercih edilmiyor. Evet. Aslında tünel kalıp deprem dayanıklılığı açısından son derece güvenli bir sistemdir. Ama bu demek değildir ki her yere tünel kalıp sistemiyle bina yapalım. Bu demek değildir ki her binanın altına deprem izolatörü koyalım. Biz deprem yönetmeliklerimiz öyle ya, yani gelişi güzel evet. hazırlanmış yönetmelikler değil bunlar yılların birikimi, yılların çalışması sonucunda yapılmış, ulaşılmış yönetmeliklerdir. Bu yönetmeliklere uygun bina yaptığımız sürece o bina hedeflenen performans düzeyini sağlayacaktır. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Hocam hava şeyinde bir dönem ben Türk Hava Kurumu'nun da yönetim kurulu üyesiydim. Ne göre şubesinin. Evet. Eğitime, seminerine gittiğimizde bir tane sorumu şöyle demişti yani. Bizim bütün kanunlar, maddeler kanla yazılmıştır, tecrübeyle yazılmıştır. Şimdi dönüp depremle ilgili baktığında 70 yılındaki aslında yasa bugün bile uygulansa bu kadar kötü olmazdı ki bunun üzerine de nice değerli hocalar, mühendisler bunlar üzerine çalıştı, tecrübeler koydu, depremden veriler, bilgiler koydu ama sıkıntı sanki doğru ve yeterli uygulama yok. İlacı yazıyorsun ama kullanmıyorsun. Aynen tam da bu. Tam da bu. Şimdi doktorlarımız ilaç yazarlar. İşte kutunun içinde 30 tane hap vardır. Biz 10.sunda kendimizi iyi hissederiz. Geri kalan 20 tanesini kullanmayız. Ama muayeneden çıkarken evet. doktor bize ne der? Hepsini kullan. kullan. İşte bizim inşaat sektörü de tam da bu. Yani biz yazılı kurallara riayet edip sonuna kadar kullanırsak bu işin bileşenlerinin her biri Görevini layıkıyla yerine getirirse bir sorun olmayacaktır. Yani biz bu yeni binalarda yıkıldığı e, suflesinden yola çıkarak e, sistemimizi yargılamamamız lazım. Yeni binalarda da yıkılmış olabilir, yapım hataları olabilir. Orada bir olabilir. eksik Ama hata minimum, var. Minimum düzeyde. Şimdi biz bunu konuşursak geride kalan devasa 30 yıllık, 40 yıllık yapı stokunu unutacağız. Unutmamamız lazım. Asıl problem orada. Biz onlara bir çare bulmamız lazım. Şimdi bu depremden sonra işini sarsaklayan yapı denetim asla olmaz. Olanın da gözünün yaşına bakılmaz zaten. Olmadı Bakılmasın sonra. da. Evet, aynen öyle. İşini sarsaklayan inşaat mühendisinin hiçbir şeyine bakılmaması lazım. Müteahhitinde bakılmaması lazım. Mal sahipleri de artık bundan sonraki süreçte fayansına değil, kapı koluna değil, kapısının kalitesine değil ama diğer kısmına bakacak. Mal sahibi deprem uzmanı değil. İşte o zaman ben evet. de bunu e, özellikle ifade ettim ki bu sisteme güvenecek. Devlet de bu sistemi kontrol edecek. Denetleyecek. Birbirini denetleyecek. Denetleyecek. Bizim sıkıntımız binaların altında sismik izolatör olmaması değil. Bizim sıkıntımız Olsa iyi olur ama diyorsunuz. Ya elbette deprem izolatörü evet. çok iyi bir yapı malzemesidir. Ama bakın bu sistemi doğru uygulamayan bir toplum ve silsile bütünü deprem izolatöründe de aynı suistimalleri gösterir. Bu sistemde var olan fayatlarını doğru algılamayıp ona göre yapı üretmeyen toplum fayatlarını hadi yani bilimsel bir anlamı yok ama çizgi olarak fayatlarını biz planlara işlesek de aynı vurdum duymazlığı Müzik. gösterir. Aynı kaçak inşaatı gene yapar. Burada sıkıntı biz ilime inanacağız, bilime inanacağız. Bunların ışığında yapabileceğimizin en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Eyvallah. Başkanım son 3 dakika kaldı. Şimdi bazen bireysel olarak düşünüyorsun. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ha. Şimdi Mimar Sinan, bütün mühendislerin, mimarların herhalde en temel takip ettiği... Bizim 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 pirimizdir. Pir olarak kabul evet. edilen. Şimdi o günkü teknolojiyle, o günkü imkanlarla yaptığı binalar hepsi ayakta ve hayatta. Doğru mu? Evet. Şimdi bu kadar teknoloji diyorsun ki gelişti. Elbette maliyet ayrı bir kenara koyarak. O gün bütün hesaplar yapılabiliyorsa bugün sanki yetersiz miyiz onun karşısına baktığımızda? Mimar biz kendimizi mukayese edecek halimiz yok. O yani insan, insan üstü, i̇nsan ders üstü. Çıkarmak, o çok farklı. Tabii rehberimiz... ders çıkartacağız. Biz bildiğimizi yapmıyoruz. Sıkıntı orada Mimar Sinan bilmediği konuları öğrenmeye çalışan, araştıran, bulan, uygulayan bir dehaydı. Biz işte yani yazılı kural olarak önümüze konan standart, teknik şartlama, yönetmelik, usul esasları uygulamaktan aciziz. Sıkıntı orada aslında. Dolayısıyla işte eksimiz tam da bu uygulamadadır. Eksimiz tam da ilime bilime inanmamaktadır. Parayı öncelemektir. Yani biz her şeyi para kazanma gözüyle bakarsak hata yapıyoruz çok. Daha fazla para, daha fazla para, daha fazla para. İşte siz de ifade ettiniz. işte 2 milyon dolar evde bulunmuş ama ev çürük. Ne işe yaradı? Kime yaradı 2 milyon dolar? Dolayısıyla ilime inanacağız, bilime inanacağız, işimizi doğru yapacağız biz. Çok net olarak bunu ifade etmek istiyorum. Hocam Bursa'da sizce en riskli bölgeler neresi? Ben Bursa'da şu, bu bölge riskli, şu bölge riskli diye ifade etmek istemiyorum. Bu ifade de doğru değil. Ee, kuralına uygun olarak yapılmış bina doğru denetlenmişse risk taşımaz. Ama e, kaçak yapılmış bina her zaman risk taşır. Bu ovada da olsa, dağın yamacında da olsa bu böyledir. Ee, yani e, Bursa'daki yapıların %10'u, depreme dayanıksız ve çökecek %10 bunu söyleyebilirim. Yapı stoğumuzun %10'u bu çünkü geçmiş istatistiklerden evet. bu Erzincan depreminde de böyle oldu, Marmara depreminde de böyle oldu. Bu depremde Sayın Bakanımız açıkladı işte %15 çöken bina oranı. Dolayısıyla bu civarda bir yapımız bizim çökecek. Bursa'da da bunu ifade edebilirim. Ha bu yapılar hangileri? İşte bunun için bir ciddi çalışma yapılması Peki lazım. Peki hocam, son bir dakikamız. Şimdi herkes bugün neyi konuşuyor? Evimi kontrol ettireyim. Evet. Sizce ettirmeli mi? Önce küçük soru. Ettirmeli. ettirmeli. Şimdi dönüyoruz orada da bir rant sanki oluştu. İşin ehli olan olmayan herkes biz yapabiliriz diyor. Şu sistemle işte kimi hasar vermeden kimi şeyle verebiliriz. Ve bir maliyet var. Elbette hani biraz önce parayı konuştuk ama bugün sadece benim apartmanım yeterli derecede güvenli mi? demek için yaklaşık bir daire başına düşen maliyet 6 bin TL civarı. Evet. E bunu 20 daireyle çarptığınız zaman 200 bin lira yakın 300 bin yani binanın siteye göre değişiyor. Böyle bir maliyet gidiyor mu hocam sizce? Gider. Yani numune gider. almak, test etmek. Elbette gider. Yani bu işler neticede bir numune alıyorsunuz, laboratuvarda kuruyorsunuz, onun bir maliyeti var. Ee, emek harcıyorsunuz, teknik Eyvallah. insanlar yani çalışıyorlar. teknik olarak zaman bittiği için detay Ama ama bakın. Ee, yani hastaysanız doktora evet. gidip bir muayene bedeli ödemiyor musunuz? Şimdi ben yani bu çok pahalıdır, gitmeyeyim diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz. Çok pahalı demedim hocam. Piyasa böyle midir yoksa böyledir. bir fırsat rakamı böyle, mıdır? Böyledir. Eyvallah. Yani yani belki e, şimdi burada bizim e, münferit hareket şeklimizde bu ifade ettiğiniz doğru. <laughs> ama bizim belki bu depremden sonra toptan bir çalışma Çalışmaya, olacak. Bunu, bunu, bekliyoruz. bunu bekliyoruz. Bunu bekliyoruz. Yani bir toptan bir çalışma Hocam, olması ee, gerekiyor. Hocam süreyi bitirdik ama kapanış için son eklemek istediğiniz cümleyi alarak şunu özellikle açalım. eklemek istiyorum. Bu sosyal medyada, <laughs> televizyonlarda her tarafta artık insanlar ee, şunu duymaktan bıktı. Eksikleri konuşmaktan bıktık. Enkazlar kaldırılana kadar, yaralar sarılana kadar eksikleri kapatmak için herkes, toplumun herkesin, her kesimi gayret sarf etmesi lazım. İnsanlar orada enkaz başında e, can kurtarma derdindeyken, çadır kurmak derdindeyken, burada işte bu eksik, şunu da yapmadın, bunu da yapmadın diyerek oradaki çalışanlarımızın, kardeşlerimizin şevkini bozmaya kimsenin hakkı yok. Eyvallah. Zaman eksik konuşma zamanı değil. Eksik kapatma zamanı tamam. elbette eksiklerimizi bir yere not edeceğiz zamanı geldiğinde de bunları çatır çatır konuşacağız konuşmakta durumundayız şu an bir olacağız an, iri anda olacağız, şu anda, anda olacağız. el birliğiyle güçlü Türkiye el birliğiyle olacağız. oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak durumundayız Eyvallah. bunu konuşarak yapamayız bunu orada iş yapanları eleştirerek de yapamayız hatta engel bile oluyoruz. Diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Ben konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli başkanım. Çok soru, çok konu vardı. Ancak zaman e, bu kadardı. İnşallah bu konuları tekrar konuşacağız. İnşallah. Bunun şeyi yok. Yani sadece depremlerde değil sürekli günde, gündemde tutup uygulamamız lazım, yapmamız lazım. Suç işlenmeden önleme gibi nasıl emniyette birim varsa depremde de e, başlamadan yani binayı sıfır yaparken ona evet. göre mevcut binalar ona göre elden geçmesi lazım. <laughs> Tekrar herkese geçmiş olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Evet değerli izleyiciler haftaya başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.